7 ya da 8 yaşındayken Bob adında bir balığım vardı. Bob mavi renkli bir balıktı. Mavi renginin nereden geldiğini hep merak ederdim. Anne babası da mavi miydi acaba? Mavi renkli başka kardeşleri var mıydı? Bugün size Bob'un mavi renginin nereden geldiğini basitçe anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun için işe genlerin neler olduğunu tanımlayarak başlamak istiyorum. Genler. Gen nedir? Genler en basit kalıtımsal birimlerdir. Anne babadan çocuklara geçerler. Bunu hemen not edelim tamam mı? Evet. Bir organizmanın özelliklerine dair bilgiler içerirler. Bob mavi renkli bir balık olduğundan, anne babasından ya da atalarından birinin mavi olduğunu düşünmek son derece mantıklı. Bir genin birden fazla versiyonu olabilir. Bu versiyonlara alel ismini veriyoruz. Aleller bir genin farklı versiyonlarıdır. Örneğin bu balıkların renklerinden sorumlu bir gen olabilir. Bob'tan bir ok çıkarıp buraya da renk geni yazalım. Tamam mı? Evet. Bu genin bir aleli mavi renkle sonuçlanıyor. Yani balığın renginin mavi olmasını sağlıyor. Buraya da mavi renk yazalım. Başka bir alel ise yeşil renkle sonuçlanıyor olsun. Mavi'nin yanına bir de yeşil renk yazalım. Peki genler tam olarak nedir? Genler DNA'nın yani deoksiribonükleik asidin parçalarıdır. Uzun bir kelime olduğunun farkındayım ama yine de yazacağım. Deoksiribonükleik asit. DNA. DNA bir makromoleküldür yani oldukça karmaşık ve büyük bir moleküldür. Makroyu duyduğunuz anda aklınıza büyük ve karmaşık gelsin. DNA'nın genetik bilgiler için büyük bir yemek kitabı olduğunu da düşünebiliriz arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Size DNA'nın yakından bir görüntüsünü göstereyim. DNA nükleotid adı verilen alt birimlerden oluşur. Nükleotidler. Nükleotidler A, T, C ve G harfleriyle temsil edilir. A, T, C ve G. Genler, DNA adını verdiğimiz bu yemek kitabındaki tariflerdir. Uzun DNA molekülündeki belirli nükleotit dizileri olduklarını da söyleyebiliriz. Örneğin, genlerden biri buradan buraya uzanan bir dizi olabilir. Bunun bir tarif olduğunu düşünebiliriz demiştik. Peki gen tarifleriyle ne yapabiliriz? Genler proteinleri kodlarlar. Proteinler uzun amino asit zincirleridir. Proteinlerin altına amino asitlerden oluştuklarını not ediyorum. Genler bu zincirlerin nasıl yapılanacağına dair talimatlar içerir. Genleri tariflere, yemek tariflerine benzetiyoruz çünkü her bir genin aslında farklı bir içeriği var. Yani farklı bir nükleotit dizisinden oluşuyor. Bu sebeple farklı genler farklı proteinleri kodlayabiliyorlar. Bu benzetmeyle devam edecek olursak proteinlerin de tarifleri uygulayarak elde ettiğimiz yemekler olduğunu düşünebiliriz. Aleller bir genin farklı versiyonlarıydı, tamam mı? Farklı alellerin farklı nükleotit dizilimleri vardır. Bu sebeple de farklı proteinleri kodlarlar. Evet buraya farklı aleller yazıyorum. Buradan çıkardığım okun yanına da farklı proteinler yazıyorum. Farklı genler ve farklı aleller sayesinde farklı proteinler elde edebiliyoruz. Bu sebeple Bob gibi mavi renkli bir balığın ona mavi rengini veren proteinleri kodlayan özel bir aleli olmalı. Bir organizmanın farklı bir sürü geni vardır. Bu da organizmanın birçok farklı protein sentezleme kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir. Proteinlerin birçok e, farklı fonksiyonu bulunur arkadaşlar. Farklı birçok fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar arasında gelişim, sinyal iletimi ve eğer enzimlerden bahsedildiğini duyduysanız kimyasal tepkimeleri katalizleme yer alır. Buraya kimyasal tepkimeleri katalizleme ve yapısal destek sağlama da yazıyorum. Bu farklı proteinlerin aktiviteleri bir organizmanın fiziksel özelliklerini belirlerler. Tıpkı bobun rengini belirledikleri gibi. Bu noktada genlerin genel anlamda ne işe yaradıklarını da sorguluyor olabilirsiniz. Örneğin bobun tüm hücreleri daha doğrusu aynı şekilde işlemiyorlar öyle değil mi? Özel fonksiyonları yerine getiren farklı hücre türleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu hücre özelleşmesi olarak adlandırılır. Hücre özelleşmesi, farklı hücrelerin farklı fonksiyonlar için özelleşmesi, özelleşmesi demektir. Özelleşmiş her hücre türü, hücrelerin organizmadaki özelleşmiş fonksiyonunu belirleyen benzersiz bir protein kombinasyonuna sahiptir. Hücre özelleşmesinin benzersiz protein kombinasyonları sayesinde gerçekleştiğini de not edelim. Bir organizmanın her hücresinin aynı genleri içerdiğini de eklemek istiyorum. Bob'a geri dönecek olursak, kuyruğunda olsun, gözünde olsun, hücrelerinin tamamının aynı DNA ve aynı genetik bilgiyi içerdiğini söyleyebiliriz. Bu hücrelerin fonksiyonlarının farklı olmasının sebebi, genlerin hangi alt kümesinin ifade edildiği ya da farklı hücre çeşitlerinde protein sentezlemek için nasıl kullanıldıklarıdır. Balık bobun tüm hücreleri aynı hücrelerinin aynı DNA ve genleri içerdiğini ancak farklı protein kombinasyonları içerdiğini de not etmek istiyorum tamam mı? Evet. Bugün anne babadan çocuklara geçen genlerden bahsettik. Balık bobun mavi renkli olmasını sağlayan da işte bu genlerdir. Genler organizmaların özelliklerine dair bilgiler içerirler. Genler daha uzun DNA moleküllerinin parçalarıdır ve nükleotid bazlarından oluşan belirli dizilimleri vardır. Bu noktada da yemek kitabı ve tarif benzetmesini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Genler farklı tüm proteinleri kodlayabilirler. Hücrelerin içerdiği farklı protein kombinasyonları hücrenin fonksiyonunu belirler. Balık bobun hücrelerinin hepsi aynı DNA ve genleri ancak farklı protein kombinasyonlarını içerdiği e, için bu şekilde olmuştu. Bunu da tekrar edeyim. Balık bobun hücrelerinin hepsi aynı DNA ve genleri içeriyor fakat farklı protein kombinasyonlarını da aynı e aynı zamanda içeriyor. Tıpkı hepimizin vücudunda olduğu gibi